Merhaba sevgili izleyenlerim. Biraz sonra başlayacak olan YouTube videomda hepimizin en büyük problemlerinden birisi olan akşam yemeğimizi yedikten sonra o bizi baştan çıkaran alışkanlıklarımız nedeniyle aldığımız kiloları nasıl engelleriz? Bırakın kilo almayı. Öyle yeni alışkanlıklar size söyleyeceğim ki o yeni alışkanlıklarla siz kilo verme ivmenizi artıracaksınız. Kısacası konu başlığımız akşam yemeğinizden sonra hayatınıza sokacağınız 10 yeni alışkanlıkla nasıl kilo verirsiniz? Başlıyoruz. Dinlerken bizlere notları almayı unutmayın. Çıngırağımızı işaretleyin ki her yeni videoda sizi bilgilendirelim. Başlıyoruz. Gece yemekten sonra sağlıklı kalmanız ve kilo vermenize yardımcı olacak 10 tane tüyodan söz edeceğim. Bizim en büyük problemlerimizden birisi nedir? Sağlıklı beslenme sürecine geçtiğimizde ya da kilo vermek için uğraştığımızda sabah ve öğlen yemeklerimizi çok güzel yaparız. Ama akşama doğru adeta o irademiz, isteğimiz biraz böyle erozyona uğramaya başlar. İşte bu süreçte size 10 tane alışkanlıktan söz edeceğim ki bunları gerçekten yapar ve hayatınıza sokarsanız çok daha kolay kilo verirsiniz ve gece alışkanlıkları olarak nitelendirdiğimiz bu 10 şey size kilo verdiren süreçler olur. Bunlardan birincisi, akşam yemeğiniz bittikten sonra yapmanızı alışkanlık haline getireceğiniz bir hobi edinin. Mesela sürekli gün işi yapmak, işte resim yapmak, fotoğraf çekmek, arkadaşlarınızla bir araya gelip sohbet etmek, yürümek, yüzmek, koşmak gibi bir alışkanlık. Ama bu sizin rutininiz olsun. Ve siz bilin ki akşam saat kaçta yemeğinizi bitirirseniz bitirin, ardından oturup güzel koltuğunuza hırkanızın kolunu öreceksiniz mesela. Bu çok önemli bir özellik. İkincisi, iyi uyuyun. Hep iyi uyuyun diyoruz. Çünkü uykunuzu tam aldığınızda bilin ki aslında çok daha iyi ve rahat bir beden size yardımcı olacak. Sürekli bir şeylerle mücadele eden, bir şeyleri toparlamaya çalışan bir beden değil. Bir başkası genç de olsa, eğer oturduğunuz semt ve etrafınız uygunsa dışarıya yürüyüşe çıkın. Hatta bunu bir grupla birlikte yapın ki birbirinizi destekleyerek arttırırsınız. Her akşam mesela 20 dakika yürüyüş yapacağız. İşte rutumuzda bu der gibi. Bunu yapmaya alışkanlık haline getirin. Bir başkası yatmadan 2 saat ila 3 saat öncesinde yeme alışkanlığınızı, yemeği bitirin. Akşam böyle minik minik aklınıza dolapta şu vardı ya şunu da bir tadına baksaydım şeklinde bir şeyler geldiğinde hemen bir bardak su doldurup onu içme yoluna gidin. Ertesi gün yiyeceğiniz yiyecekleri hazırlamak da sizin için çok güzel bir geç vakit alışkanlığıdır. Ertesi sabah neler yiyeceğim? Kahvaltım, öğlen yemeğim, akşam yemeğim neler olacak? İşte bazı şeyleri paketlemek, bazı şeylerin sebzelerini ayıklamak da sizin için çok pozitif bir alışkanlık olacaktır. Akşam yemeklerinizi hafif ve erken yemeği hep öğütlüyoruz ama o erkenlik eğer sizin geç yattığınız bir zaman dilimiyle çok örtüşmüyorsa yatış ve yemek saatiniz arasını çok doğru ayarlayın. 5 saat geçen oturmalar sizi acıktıracaktır. Televizyonu yerine, müzik dinlemeyi, onun yerine hobilerinizle uğraşırken başka bir şey, mesela radyo tiyatrosu dinlerdik biz ama şimdilerde yeni yeni Spotify'da tekrar karşıma çıkıyor. Böyle şeyler yani görsel zevkten ziyade duysal zevkte elinizle başka bir şeyle uğraşarak meşgul olduğunuzda bilin ki daha az yemek yeme isteğiniz olacaktır. Dişleri fırçalamak, akşam yemeğiniz bittikten sonra dişlerinizi özellikle naneli bir diş macunuyla fırçalayın ve ağzınıza iki tane karanfil atıp onu çiğnemeye çalışın. O karanfilin içindeki rahya dediğimiz o tadı bizi biraz daha durduracaktır. Bir başkası stresinizi yönetmek. Ne kadar biz stresimizi doğru şekilde yönetirsek ve o stresin bize yüklediği duygusal yeme ve duygusal açlığı kendimizden uzak tutarsak
o süreci o kadar iyi atlatırız. Peki nasıl yöneteceğiz stresimizi? İşte meditasyon, nefes alma tekniklerini en doğru şekliyle hayatımıza geçirerek, belki de sandalye yogası, normal yogaları hayatımıza geçirerek şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel YouTube kanalları var. Bir tanesi Çetin Çetintaş Hoca'nın, bir başkası işte sandalye yogası, çok da severek yapıyorum. Hakikaten de stresi çok azaltıyor. Bir başkası, uyuduğunuz ortam çok önemli. O uykuya gidiyorsunuz, gittiğiniz odanın soğuk olması lazım, ışıksız olması lazım ki iyi uyuyabilirsiniz ve tekrar yemek yemek istemeyesiniz. İşte sevgili dinleyenlerim, sizinle birlikte bu 10 alışkanlığı hayatımıza sokarsak çok güzel sonuçlar alacağız ve yeme alışkanlığınız, o çok yeme alışkanlığınızın yerini sağlıklı yeme alışkanlığı alacak. Bu arada benim sevgili kuçum, oğluşum çok yaşlı olduğu için horluyor. Kusuruma da bakmayın, olur mu? Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Yeni bir konuda haftaya görüşmek üzere.